Herkese merhaba, ben Galina, yeni beraberiz. Siz istediniz, en iyisini biz yaptık. Şu anda yeni serilerimiz Kalıcı Oje tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün konumuz Magnet Oje'dir, kedi gözü. Öncelikle genel olarak bir bakış atalım ve görüyoruz ki 10 tane farklı renk seçeneğimiz stokta mevcut şu anda. Detayları gösterelim. Baştan şişeye bakalım. Burası bir markanın adı Sigala. Cosmos Gel Polish seri olarak geçiyor. 10 milim UV ve LED'de kurutacaksınız. Burada baktığımızda QR kodumuz bulunuyor. Sağlık Bakanlık sisteminde kaydımız var. Son kullanım tarihi yazardır. Burada numarası görebilirsiniz ve seri M1. Arka gördüğümüzde bu etikette kullanım kılavuzunu yazardır. Helal sertifikamız var. Hemma Free'dir. Demek ki zararlı bir malzeme içermiyor. Vegan, hayvanda test edilmemiş. Made in Türkiye, gururla söylüyorum. Şimdi ben tek tek size renkleri göstereceğim. Hem de ufak bir doğru kullanımı yapacağız sizinle. Bir numara. Açtığımızda bu şekilde görünüyor. Fakat eğer sürersiniz farklı efekt oluşacak ve siz de hem yeşil hem mora dönük bir oje görebilirsiniz. Ama tabii ki hangi efekt vereceksiniz, nasıl vereceksiniz, o sizin fantezi alakalıdır. Az sonra da doğru uygulamasını yapacağız. Tekrar söylüyorum. İki numara açtığımızda böyle bir pırıltısı görüyoruz. Tabii ki bu renk tek renk olmuyor. Çok farklı efekt oluşuyor. Sürsek de efekt oluştursak böyle bir efekti görebilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir zaman tek renk içirmiyor. Çok farklı oynardır. Tam bir kosmos gibi. 3 numara magnet seriye geçiyoruz. Bu benim favorim gibi bana gösteriyor. Ve hem altın hem fuchsia parçacıklar bulunuyor. Sürsek de ne göreceğiz? Şöyle bir efekt görüyoruz. 4 numara baktığımızda böyle lila ve mavi dönük tonu görüyoruz. Uygulanınca böyle bir tonu oluşacak. Hem mavi hem bir tık altın, yani olmayan renkleri yoktu bunun umurda. 5 numara daha yeşil kıvamında, daha fazla sahip gibi görünüyor. Ama altın parçacıklar tabii ki içeriyordur. Uygulandıktan sonra gösterelim. Şöyle bir efekt oluşuyor. Gördük. 6 numara daha mavi ve yeşil arasında tonları bana geliyor. Ama tabii ki uygulanınca da bittik farklı efektimiz göreceğiz. Hem altın yeni, hem mavi, hem yeşil dönüyor. Farklı farklı. 7 sorarsa bana fuchsia gibi geliyor. Ancak tabii ki de farklı renkleri içeriyordur. Uygulanmadan pek net renk anlayamayız. Bu yüzden uygulayınca şöyle bir efektini görüyoruz. 8 numara daha mora dönük bir tondur. Görelim. 8 numara görebiliyoruz. 9'unu gösteriyorum. Yeşil altın dönüktür. Uygulandıktan sonra bu pırıltı oluşacak. 10 numara gri lila gibi bana geliyor. 10 numara gri lila. 11 numara altın kırmızısı. Uygulandığımızda ateş bir renktir. 12 numara tüm renkleri içeriyor bana sorsak. Hem yeşili var, hem kırmızısı bulunuyor, hem mavisi dönüyor. Daha iyisini ben size uygulanmış halde göstereyim, siz de daha net anlarsınız. Burada görebiliyoruz 12 numara. Dediğim gibi çok değişik bir tonudur. Her şey yanar döner görüyoruz. Bu oje yapabilmek için size kesinlikle bir magnet gerekli olacak ve kesinlikle alt siyah fonu gerekli olacak. Siz siyah kalıcı oje sürersiniz, kurutursunuz. Onun üzerine bir oynamaya deneyelim. 7 numara sadece normal kıvamında süreceğim. Fazla almaya gerekmiyordur. Aldım, fırça anatomik söyledim önce. Bu yüzden yuvarlak ve ince ucu bulunduğu için çok kolay sürebilirsiniz. Sadece sürsek bile güzel bir efekti oluşabilir ve magnetsiz o zaman kullanabilirsiniz. Mesela burada uygulandıktan sonra farklı bir metalik efekti görüyoruz. Ve hiçbir şeyini yapmıyoruz. Sadece kurutacaksınız. Bu kalem tarzı olacaktır. Herhangi ojeden farklı bu kalem efekti görebilirsiniz. Ancak şimdi de magnetle oynayacağız. 30 saniye kurutalım. Tamam, ben oynayacağım. Kuruttuktan sonra böyle bir efekt oluşuyor. Bu sadece düz sürdüğümüzde, magnet oynamadığımızda. Top kat uygulanabilirsiniz ve işiniz bitecek. Top kat uygulandıktan sonra böyle bir efekti görüyoruz. En basit uygulamasına geçelim. Yine aynı oluyor. Altta siyah fonu geçtik ve kuruttuk. Şimdi herhangi bir çizgi oluşturalım. En basit işlemimiz, bir numara alıyorum ve bir numarasını sürüyorum. İnce sürmesine yeterli. Fazla sürmeye gerekmiyor. Magnet uygulandıktan sonra siz kesinlikle direkt kurutmalısınız. Neden? Çünkü metal parçacıklar dağılır o zaman. Sürdük. Magnet efekti oluşturalım ve direkt kurutalım. Şimdi basit magnetis uygulamasını yapalım. Şimdi
alt sayfonu oluşturduk. Lamba da kuruttuk. Şimdi M1 numara kullanıyorum. Ve çok ince katla sürmesi gerekli. Fazla asla sürmeyin. İnce kat sürüyoruz. Ve magnet uygulandıktan sonra direkt kurutması gerekli. Neden? Çünkü magnette bu efektte bir metal parçacıkları var. Ve metal parçacıkları direkt kurutmasın, dağılırlar solsa. Şimdi magnetini tutuyorum. 1 santimden daha az, birkaç saniye tutuyorum. Bu kadar yeterli. Bakın direkt bir çizgimiz oluştu. Ve renk direkt değiştirdim. Direkt kurutması gerekli. 30 saniye basıp kurutuyorum. Şimdi M7 alıyorum. Ve uygulama üzerine, bakın burası bizim bir çizgimiz var. Ben tekrar farklı renk süreceğim. Yani burada kuruttuk. Farklı renk sürüyorum. Ve farklı yerde magnet yeni tutuyorum. Farklı bir çizgi oluşturuyorum. Tuttum. Bakın ikinci çizgi oluştu. Ve farklı oynama oldu. Kurutalım acil. Kuruttuktan sonra biz gökkuşağı gibi bir efekt görebiliyoruz. İstiyorsunuz istediğe kadar öyle bir çizgi uygulanabilirsiniz. Farklı farklı tonu kullanabilirsiniz. Daha fantazili olur. Aynı anda şimdi en basitten bir tık daha zorlanacağız ışığımızı. Ve farklı kullanacağız magnet. M9 alıyorum ve farklı bir uygulamaya geçiyorum. Dediğim gibi çok fazla almaya gerekmiyor ürünü. Sürüyoruz. Magnetisini alıyoruz. Ve magnetisi bir tık farklı tutacağız bu sefer. Şimdi bakın magnetisinin iki tarafı var. Değil mi? Ben şimdi bu yuvarlakta burada tutabilirim. Ve bakın nasıl direkt oluşuyor. Burada geçiyor. Görüyoruz direkt oluşuyor. Değil mi? Farklı efekt artık hazırdır. Kurutalım. Şimdi böyle bir efektimiz oluştu. Fakat bitmedi işimiz. Farklı M12 numara alıyorum. Tekrar sürüyorum. Çok çok ince sürüyorum. Ve eğer biz yukarıda sağ tarafta yaptık bu yuvarlak. Şimdi ben altta yapacağım, sol tarafta. Ve farklı efekt oluşacak. Onu da göreceksiniz. Bakın şimdi bambaşka oynamasını geliyor. Ve onu da kurutuyorum acil. Kuruttuktan sonra şöyle bir efekti görüyoruz. Çok farklı. Bu yüzden 2-3 renk karıştırabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Bir yöntem daha gösterelim. 11 numara alıyorum. İncecik uygulanmasını yapıyorum. İnce uygulanıyorum. Oh, direkt metal parçacıklar kendini belli ediyordu. Magnetini alıyorum ve sadece ortada bu magneti tutacağım. Yeni bu yuvarlak şekilde. Bakın o zaman benim tam burada da ortada bir yuvarlak oluşuyor. Ne kadar yakınsa o kadar yakın çekecek. Bakın ne kadar net ve farklı oyun. Hemen kurtalım. Kirigizu her zaman cesur bir renktir. Yani istiyorsunuz dümdüz uygulanabilirsiniz. Siyah üstü en iyisi gösterebiliyor. Ama istiyorsunuz farklı farklı oynayabilirsiniz. Bazen iki magnet kullanabilirsiniz. Deneyin arkadaşlar. Farklı fantaziler gerçekleştirin.